Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün World of Tanks oynuyoruz. Yani benim yaşayabileceğim en büyük nostaljilerden birini yaşıyoruz aslında. Çünkü oyunu oynayanlar bilirler. Bakın şurada beta testisi ikonum var. Bunu zaten sonra da eklemişler. Yeni seçtim az önce. World of Tanks arkadaşlar, ben World of Warships gibi ta kapalı beta zamanlarında oynuyordum. Ve bayağı oynadım. 3-4 sene kadar oynadım. Ondan sonrasında oyunu bırakmıştım. Oyunda bayağı değişiklikler gelmiş. Menünün %90'ını anlamadım. Ama gelin bu seneler sonra benimle beraber bir nostalji yaşayalım ve şu oyunda bir savaşa girelim. Tabii ki de bu oyunu bırakmadan önce mutlaka Tiger 2'yi açmıştım. Sonra Tiger 1'im vardı. Bazı gemileri şey alıp sat yapmıştım ama nedense bir ordu gemi var burada. Hiçbirisiyle alakam yok. Biz şöyle Tiger 2 ile girip bakalım seneler sonra ne yapabiliyoruz onu göreceğiz. Kaptan yeteneklerinde de bir şeyler değişmiş galiba ama burada neler değişmiş, nasıl yapılıyor hiçbir fikrim olmadığı için yine dokunmayacağım. Direkt olarak arkadaşlar savaşa atlayacağız. Rastgele savaş ısınmaymış. Normal benim oynadığım savaşlar galiba bu rastgele savaş ısınma dediği Fetih diye bir savaş getirmişler mesela, hiçbir fikrim yok. Bu arada oyuncu yok lan, bulabilecek mi bizi oyun? Sıradaki oyuncu 2 diyor. Normal oyuncu bulamazsa Fetih dediği modu deneyeceğim. Menülere baktım arkadaşlar, böyle şey diyor hani sen beta test oyuncusun, sana şunu verdik, bunu verdik falan filan diyor ama oyun o kadar çok değişmiş ki nereden ne alacağım onu bile anlamadım. Bu arada cidden 2 tane oyuncu var galiba. Şimdi ya oyunda oyuncu yok ya ben yanlış moddayım diye düşünmeye başladım şu anda. Bir yapay zeka komutası gel. Bu yapay zekaya karşı mı savaşacağız biz ya? Yok yok. Kardeşim bize doğru dürüst adam ver aman. Rekabetçiye sokun bize. Tamam. Kip için uygun değil. Niye? Garaja uygun seviye X araç yok. Anladım abi. Seviye X araca kadar hiç kasmadım tabii ki. Çünkü benim için her zaman hedef Tiger 2 idi. Hatta kapalı betada Tiger 2'ye kasmıştım. Sonra oyun resetlenmişti. Bir daha Tiger 2'ye kasmıştım. Sonrasında başka araçları denemiştim hep. Ne oldu bilmiyorum tabii şimdi onlara. O zaman buraya giremiyoruz. Yine buraya geri mi döneceğiz? Bekle yapılandır desem. Şu ısınmadan çık. Heh. Evet. Çözmüş olduk. Bu işkence mekanikleri getirmişler bizim için. Bu şekilde büyük ihtimal normal bir oyuna girebileceğiz. Tamam. Korktum bir ara ya. Ya oyuncu yoktu çünkü ya yapay zeka ile savaşacaktık. Yani o kadar zaman sonra gelmişim bir oyunu deneyelim diyorum. Orada da gidip yapay zeka ile savaşmak iğrenç olurdu herhalde. Doğrusu bu oyuncular da içimizden geçecek bizim de. Şimdi bu map, aynı map. En çok oynadığım maplerden birisi de arkadaşlar burası. Kanların kafasında bir şeyler gösteriyor. Genelde şu sağdan yukarıya doğru giderdim. Büyük ihtimalle hala aynıdır. Karşıdaki gemi diyorum ya. World of Warcraft'ın alışkanlık. Tanklarda tanımadığım kimler var diyecektim. Bir ordu var. Sadece IS-3'ü tanıyorum. Bu arada oyun. Ben senin sesini kestim ama sen kesmemişsin ya. Evet be, adamlar uçarak gidiyor. Değişmeyen tek şey bizim tankımızın hızı herhalde. Burada bazen şey yapardık. Yani sağ üst köşeye gitmeyecekse tanklar şu taraftan gelirlerdi arkadaşlar. Oradan pushlayıp geçerlerdi. Mesela öyle bir şey yapsalar şu anda bizim üste girerlermiş. Neyse. Senelerdir oynamadığımız oyunda strateji konuşmanın anlamı yok diyecektim de harbiden yaptı adamlar. Bak T-34 köşe var arkadaşlar. Sol alt köşede belki görmüşsünüzdür. Emin mi hepimiz altında? Haydi oğlum, bu sene çıkacağız. Tankla ne oynardım eskiden ya. Bunun üstüne hiç gitmeye çalışmadım arkadaşlar. Çünkü üstünde mouse vardı. Ve yani sevmiyorum mouse'u. Bir de ne vardı? E50 mi? E75 mi? Sırasını değiştirdiler galiba onların da. O gene iyi gözüküyordu da. Yani benim için İdeal buydu.
Minecraft'e güzel şeyler getirmişler ama işimize yaramıyor şu anda. Şurada falan bir düşman varmış. Belki bir tane sıkarız diye gidiyorum böyle. Yok. Sol alttaki savaş hala bitmemiş. Bizim base'imize erkenden gelen adam ne bizim adamı öldürebilmiş ne kendisi ölmüş. Hala orada birbirlerini gıdıklıyorlar herhalde. Biz... Vuramayacağız onları buradan. Kötü bir yerde kalacağım böyle de ya. Şimdiden acemiliğimizin kralı bu. Burada sağ köşeden bizim adamların gittiği yerden gitmek lazım da. Evet bakın. Direkt cezasını çektirdiler. Sakin kardeş sakin. Şu aşağı saklanırım belki diyecektim de olmadı. Görebiliyor muyuz? Düşman tespit edilmedi. Tam ilk oyunluk bir oyun, ilk oyun oldu herhalde. Dur, dön. Yalnız bir saatte buraya gelip bir vuruşta öldük. Tam hani World of Tanks'ın ideal senaryosuydu. Bir dahakine geçelim. Dediğim gibi orada sağ köşeden gitmek lazım da işte senelerdir oynamıyoruz. Olsun o kadar. Map'e hayran kala kala gittik. Şimdi Tiger 1'de sıra. Bir de böyle ölelim. Ne var karşıda? Yine tanımıyorum zaten hiçbirini. Neye bakıyorum ki? Burada da şöyle gene köşeden gidiyorduk. Dursa her zaman burada köşeden gidiyorduk ya. Ortadan giden tanklar genelde hafif tanklar oluyordu. Çay yedekte ezgin eski gün B'ye basın. B'de neymiş varmış. He. Anladım abi. B'ye boost falan koymuşlar herhalde oradan satarız diye. Bakalım bir kill alabilecek miyiz ya? Şöyle 2-3 tane oyun oynamayı planlıyorum. Bir tane hasar verebilecek miyiz diye düzelsem o da olur. Güzel vurdu bizimki ama. Ne güzel ıskaladım onu ya. Hiç kıpırdatmasam daha iyi nişan alıyordum biliyor musunuz? Hem önümüzde adam var hem şuradaki arkadaşlar. Neyse ben vurdum delemedim. O arada KV4'müş. KV4 de mi geldi lan oyuna? Millete bat şokta. Ben de şoktayım kardeş. Atışımız tekti. Ne güzel seslendirmeler. Bu arada bize tek attı KV4. Biz ona hasar bile veremedik. Çok ideal. World of Warcraft oyunu. World of Warcraft diyorum ya, World of Tanks oyunu. Eskiden de vardı da bu KV4 falan daha da güzel olmuş. Yine de bir tane hasar çıkartacağım lan. Vallahi bütün gün sıksak delemeyiz herhalde. IS-3A'ymış. Bir tier üstümüz daha normalde.
Ben hiç kendimi göstermeyeyim. O bana sıkmaya çalışırken belki hata yapar. Üstümüzde şey ampul çıkıyor ya, bu hani gözüküyorsun demek o. Topçu vurdu adam, helal olsun. Biz de bakayım bir tane sıkabilecek miyiz? Hayır. Oyun gösterecek misin lan? Yok, göstermedi. Oyunu o kadar zamandır oynamadığım için arkadaşlar ne kadar hata yapıyorum ne hiçbir fikrim yok. Bir sonraki savaşa geç. Şimdi bunu bana yeni verdiler. Daha doğrusu oyuna girince şimdi aldım. O beta testçisiniz, 14 senedir buradasınız falan filan deyip bunu koydular. Bakalım bu neymiş? Normal Panzer 4'ten ne farkı var? Büyük ihtimal yoktur. Ama bir de bununla da ekleyelim. Şey, bir tane kill alana kadar arkadaşlar devam. Video kaç dakika sürecek bilmiyorum. Ama böyle sürekli patır patır girebiliriz. En sonunda gider topçu oynarız. Topçu büyük ihtimal değişmemiştir. Az önce adam aynı şekilde vuruyordu çünkü. Şimdi burada şehre gidiyorduk. Ona eminim. Yani en azından ben en çok şehre gidiyordum. Şurada düzlük bir yol var. Oraya da gidebiliyorsunuz da. Şehir daha güzel oluyordu. Al lan, o kadar diyorsun, basayım bir şey diyeceğim de oyunu bilmiyoruz. Benim bu oyuna yeniden alışmam herhalde bir 50-100 savaş falan sürer. O kadar oynamayacağım, biraz nostalji olsun diye buradayım zaten, fark ettiğiniz gibi. O yüzden hiç şeyim de değil yani. Ne kadar iyiyiz, ne kadar kötüyüz. Şimdi bu map'te ne yapıyorduk? Binaların orasına kadar gidebilmem lazım düşmana gözükmeden, ama en azından eskiden öyleydi. Buralardan sonra tehlikeli olması lazım. Şuraya ağır tanklar gidiyordu galiba. Ben şöyle dursam. Gördük seni. KV1'miş. Bak mesela KV1'e büyük ihtimal yine hiçbir hasar vuramayız biz bu tankta. Gerçekten bir tane daha sık, ben öyle geçeceğim. KV1'i değil ama yanındakini de delemiyoruz. Çok güzel, devam. Ve tekerik. Topçudan. Bizim adam da bir topçu vuruşu yedi. Bir tane daha yedi. Lan topçular öyle sıkabiliyor mu tek tek? Aynı topçu herhalde. Topçulara karşı tek çareniz şöyle binalara yapışmaktı. Vurulamayacağınız bir yer olmasıydı. Büyük ihtimalle aynısı devamdır. Çıkaralım. Delemedim. Çok güzel abi ya. Delemeyeceğiniz tanklara karşı oynamak ne kadar büyük eğlence. Az önce de delemedin. Delemedin. Gel lan, çarpacağım sana. Abi. Erkek sen koş. Çok seviyorum Rus tanklarını bu oyunda. Yani çok iyi hatırlattı bana. İki oyunda neden bu Ahmet bu oyunu oynamıyor? Çok güzel hatırladım. Ah be, çarpamadık bile adama. Adam güya ağır tank pat diye durabiliyor. Neyse. O oynadıkça hatıralarım geri dönüyor.
Kahveler. Kahve 1, kahve 2. Bu oyunda arkadaşlar seneler öncesinde şey vardı. Kahve 2 yoktu oyunda. Kahve 1'in direkt böyle tek atabilen topu vardı. Mouse bile öldürebiliyordunuz topla. Ve adamlar dengeli deyip o topu bir sene kadar oyunda tutmuşlardı. Hatta bir seneden fazla olabilir. Şöyle Tiger 2 ile bir tane daha girelim şimdi. Şey, Google'a diyorum yani. YouTube'a şey yazın. Kahve versus mouse yazın çıkıyor. Çok eski bir videodur ama hala var. Tiger'ın mesela bir tane topu oluyordu. Siz son topu açana kadar 100 vuruyordunuz şeylere, kahvelere. Kahveler size 250-300 vuruyordu başlangıç toplarıyla. Şimdi bu map yeni mi eski mi emin olamadım. Bu map, tamam, bu map eski map gene ya. Burada tepelere doğru gidiyorduk, orada dayak yiyorduk. Şimdi tepelerde nasıl bir boşluk vardı ya, oraya iniyordunuz ya da buradan böyle ellerin arasından gidiyorduk. Zaten map küçüktü, birazdan düşman görürüz. Erken gördük bile. Yani bütün map her şeyi hatırlayıp sadece oyunu hatırlamıyorum, bir de yeni tankları bilmiyoruz. Oyun hatırlamaya başladık zaten kahve belalarını ama. Şuraya yapabiliriz mesela. Buradan çok çıkmamam lazım. Çünkü adamlar bizi görecek, biz onları göremeyeceğiz. Ha, hoş geldin. Hele şükür. Hasar verdik. Bugünkü ilk işimiz bitti. Ve adam bizi denemedi. Bu da başka bir mucize. IS-3 ile bizi denemedi adam. Kendimizi göstermeden biraz ileri geri yaparsak topçular var ama ya. Çok kötü yerdeyim biliyor musunuz topçular varken. Bana doğru dürüst odaklansa tek atabilir şu anda. Biraz yukarı gitsem onu vuramaz mıyım? Vuramazmışım. Merhaba. Gelemiyormuş. Merhaba kardeş. Sen bana sıkma ama. Buradan puşlamak istiyorum biraz. Topçuları vurdu. Ama sorun değil. Lan! O benim mermi nereye gitti acaba ya? Adamın topuna mı sıktık? Ne yaptık? Merhaba. Sen niye beni delemiyorsun oğlum? İyi. Böyle birbirimizi öpelim o zaman, gel. Soldan birisi çıkacak. Ölmeden önce zaten şuraya doğru gideyim ben. Çarpalım o zaman, gel. View. Hiç vuramadım burada, biliyor musun, çarparak. Bir daha. Böyle dibinde dursam sıkamaz belki. Yok, sıkabiliyorum. Neyse, bu sefer rekordayız. 1200 hasar. Tek kill'de bitireceğiz dedik ama bir iki tane daha oynayalım bakalım. Bir iki tane daha kill alabilecek miyiz? Bir de Tiger 1 ile oynayayım ya. Yani şey, Sovyetlerin lanetini anlayıp Sovyetlere karşı dikkatli olmaya başlayınca kill alabilmeye başladık. Oyunun
Ana kilit noktası oyuna geri dönüyorsanız arkadaşlar Sovyetlere lanet okumak. Bu şekilde çözdük. Allah'ım ya. Ya gerçekten hani çoğu tankları lanetli. Büyük ihtimal şimdi daha lanettir bu adamların. Bir de şey vardı. Bazı gerizekalılar vardı arkadaşlar. Hala hatırlıyorum. Türkler vardı. Mesela şimdi Tiger tankı oyun içerisinde 300 vuruyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 320. En iyi toplarla. KV ona denk gelen KV2 galiba şu anda. Eskiden IS denk geliyordu. IS 400 civarı vuruyordu. 450 falan. Daha iyi zırha sahipti. Daha iyi cana sahipti. Daha iyi hızlı sahipti. Diyorlardı ki yok yok Persim Tiger'la IS dengeli. İkisi eşit güçte aynı olması lazım. Ondan sonrasında IS'i bir üst yeri almışlar. KV2'ye Tiger'ı denk getirmişlerdi. Şimdi hala öyle mi emin değilim. O zaman da hani KV daha çok vuruyor, daha kolay deliyor, daha iyi tanklıyordu. Yok yok kardeşim ikisi eşit güçte gemiler, pardon tanklar diyorlardı. Adama diyorsun kardeşim bari hani bir şey de üstün yapın. Yok olmaz. Tiger neden yapıldı? KV'leri vurmak için ama KV daha güçlü. Siz bilmiyorsunuz. Bu arada Tiger'ların arkadaşlar tarihte üretilme sebebi Almanlar KV tanklarını durduramıyordu Panzer 4'lerle. Onların üstüne geçebilmek için tank yapıyorlar. Şimdi bu map'te ne yapıyorduk? Bu map'te biz sağdan gidiyorduk, onu hatırlıyorum. Map yeni ise de hiçbir fikrim yok zaten. Yeni değil galiba ama. Çünkü böyle bir yer hatırlıyorum ben gene. Şu hani oyun başlangıcı bombardıman falan etkilemişler. Hani biraz daha savaş efekti katmış da işte. Efektlerden çok düzeltebilecekleri denge gibi bir şey vardı oyunda ama keşke o kısmı da hatırlasalarmış. Düşman ağır tankı görmedik burada. Düşman ağır tankı yoksa ben itebilirim. Ama büyük ihtimal deliyorlardır bizi bunlar. Nasıl? Merhaba kardeş. Ben de bir gidip dayak yiyeyim. Bakayım senin gibi geri dönebilecek miyim? Merhaba. Biz o adamı delemiyoruz. Onu öğrenmiş olduk. O bizi delebiliyor mu? Birazdan öğreneceğiz. Bizim adamı vurmak için az önce öne çıkmıştı. Belki bir daha çıkar diye bakıyorum. Doğrusu çıksa da buradan delemiyorduk biz onu değil mi ya? Aynen. Onu topçu vurabilir şu anda. Bizi gördü. Bu adam gördü büyük ihtimal. O zaman biz şöyle gidelim. Vurabileceğim bir açığı varmış. Tepesi vuruluyor mu acaba onun? Biraz daha gel lan. Vurulmuyormuş. O vurabiliyor. Çok güzel. Ha, tam ideal senaryomuz. Bu delmedi. Biraz şaşırırım zaten. Bir daha. Altından vurdum bu sefer. Bari orada delebildik. Çok güzel ıskaladı. Sen daha. Nasılsa bir de altını vuramayacağız diye sıktım. Olmayacak. Yapacak bir şey yok. Bu buraya kadarmış.
Bu VK kardeş o adamı bir kere bile vuramadı herhalde. Bizi ateş ederken. Neyse o zaman son bir tane daha girelim. O da gene Panzer 4 olsun ya. Vallahi arkadaşlar oyuna girmiyor grilli olarak. Ben de dedim ki o zaman bir de şu Japonların Heavy Tank No 6'sı varmış bende. Nasıl var? Ben bunları ne zaman taktım herhangi bir fikrim yok. Dedim ki büyük ihtimal bir ara oyuna bir iki gün gene girip yüklemişimdir. O sırada takmışımdır. Bunu kullanalım bir de. Bakalım bu neymiş derken mühimmat eksik. Sok bizi gene de. Diğer 6 Tiger gibi gözüküyor gözüme ama hani nasıl bir farkı var, ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Savaş alanında göreceğiz. Japon Tiger'ı savaş alanına giriyor. Şimdi en tepede biz varız. Büyük ihtimal bu gemi premium gemi falan herhalde. Öbür türlü bizi hayatta koymazdı buraya. Şimdi bu map'te biz sağ köşeden gidiyorduk. Onu hatırlıyorum. Topçu var mı? Var. Biz topçu olarak oyuna giremiyoruz. Her map'te, pardon, her oyunda bir tane topçu var ama. 5-6 dakika falan sırada bekledim biliyor musunuz? Yok. Neyse. Şimdi 1170 HP'miz varmış. Şöyle diğerlere bakalım. KV2 960. O1 1100. Bizim biraz fazla HP'miz var o zaman. 1770'ti. Evet. Başka tank var. Tamam. Direkt sözümü yutturmuş oldu. Efendim geçiyor musun, geçmiyor musun ya? Internet Explorer gibi gidiyorsun. Hızımız nasıl? Harbiden normal Tiger gibiyiz ya. Sadece canımız farklı herhalde. Nişangahımız aynı. Yine çok kötü değil. Top hasarımız da aynı olması lazım. Ona bakmadım ama büyük ihtimal aynıdır. Şu büyük çakma tank Japon tankı değil mi? Büyük ihtimal öyle ya. Dev gibi duruyor çünkü. Düşman topçusu mu o? Öyle gelmiş. Harbiden düşman topçusu gelmiş. Düşman topçusu top olarak kendisi geldi. Yani atması gereken şeyle adam üstümüze koşmaya karar verdi. Bizim zırhımız da acaba Tiger'la aynı mı? Tiger zırhı iyiymiş gibi demiş oldum ama yer altı oyundayız ya. Belki bir işe yarayabilir. Merhaba. Vurdum. Biraz daha şöyle yan dursam. Denemedik. Sağa çok fazla bakmamıza gerek yok bence. Sağdakiler bize uygun değil. Adam topu mu vurdu benim ya? Aynen. Sağdan birini gördüm gibi geldi az önce. 108'e bassak. 8 mi 6 mı? Tamir ettim galiba. Allah belanı versin KV'ler ya. Neyse sövme Ahmet, sövme. Güya çok canımız var diye seviniyoruz. Aynı silah, aynı tankta aynı şekilde duruyor ya. Bak biz güya Tiger'ız, 209 vuruyoruz. Gerizekalı tank hala 600 vuruyor ya. Bir tane salak der. Kardeşim şimdi onun bekleme süresi uzun. Çok uzun sürede bir vuruyor onu. Sürekli gidemiyorsun üstüne. Al. Bekleme süresi uzun. Yanına gidip vuralım mı şimdi onu, bunu düşmandan arasından geçip? Aptal gibi orada bekleyecek. Arada bir çıkıp 600 vuracak gidecek. Bizim adama bir tane de 600 vursa öldü zaten. Tabii gidelemiyorum. Daha inişini alacak vaktim de yok. Geri canlı olduğum için. En azından vurabildik. At at tekine at. 56 canı kaldı. Mermi patlamamış ha. O yüzden ölmedik. Anlam ya. Ama 260 vurdu gene.
Biz o kadar nişan aldık, adama vurduk. 220 vurduk. O bizden çıkacak oradan zaten. Böyle bekleyelim bakalım. Büyük ihtimalle çıkıp bize tek atmaya çalışır diye bekliyorum. Geri gideceğini zannetmiyorum çünkü. Aynen. Allah'tan bizim adam vurabildi. Bu da başka bir KV2. Şimdi 15 saniye orada bekleyecek. Öyle bir yükleme süresi var. Biz zaten 1 saatte gideriz oraya. Kardeş, gidecek misin, gitmeyecek misin? Gitmeyecekse önünden geçeyim diyecektim de yani. Takıma keşif aracı olup ölebiliriz şu anda rahat rahat. Çünkü fazla bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Derken vurdum. Bu arada 1300 hasardayız. Şu anda resmi olarak Tiger II'den daha çok vurduk bu tankta. Ve yine öldüremedik adamı. Neyse. Toplam 1500 hasara geldik arkadaşlar. Son oyun için bence ideal. Yani nefret ediyorum kahvelerden deyip bitirmek istiyorum. Düşünen gerizekalının da, oyun eklemeyi planlayan adamın da, seneler önce neden bıraktığımı hatırlamamın da hepsinden bir nostalji yaşatmadınız o insana ya. Neyse arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.